Herkese merhaba. Sonunda büyük gün geldi. Geçen bölümde aracımızın kupasını şoseden ayırdık ve güzelce temizledik. Artık kesim için işlemlere başlayabiliriz. Bugün arabamızın üzerinde çok dikkatli ölçümler yapmamız gerekiyor. Çünkü şaseyi kestiğimiz anda geri dönüşümüz maalesef yok. Planladığımız kesim ölçüsü 30 santim. Dolayısıyla iki aks arasından tam 30 santim kesim yapmamız gerekiyor. FIA kuralları gereği T1 sınıfı araçlarda, ki bizim aracımız T1 değil ama keşke bir T1 olsaydı, İzin verilen azami aks mesafesi 290 santim. Dolayısıyla biz de bilinen bir yoldan devam edeceğiz ve 290 santim hedefiyle bugün çalışmalara başlayacağız. Biraz tedirginim çünkü hata yapma şansımız kesinlikle yok. Başka bir şasemiz yok, zamanımız çok dar ve aracı yetiştirmemiz gerekiyor. Yanlış bir kesim yaptığımız zaman geri dönüşü maalesef çok acı olabilir bizim için. Artık daha fazla konuşmaya gerek yok. Bugün önemli bir iş yapacağız ve bir an önce başlamamız lazım. Sakin kafayla, çok ölçü alarak, bir kere keserek bu işi bitireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi isterseniz bugün neler yapacağımıza bir kabaca bakalım. Burada keseceğim alanı işaretledim. Burayı işaretleme sebebim ise burada tamamıyla düz bir satır olması. Bu düz satığın sağında ve solunda bana problem çıkaracak bir alan yok. Dolayısıyla bu alan içerisinden kısaltacağım. Ancak bu işlere başlamadan önce egzozu, şaftı ve mazot deposunu sökmemiz gerekiyor. Şimdi burada açmakta zorlandığımız bir civata var. Buranın rahatlaması için pas giderici ve yağlayıcı bir sprey sıkıyorum ki kolay olsun. Hatta diğer yerlere de gördüğüm civataların gördüğüm yerlere de sıkacağım. Ne olur ne olmaz. Depoyu sökeceğimiz için şanzıman trikosu kullanacağız. Depo yükten indiği zaman deminki gibi kafamıza bir şey düşmemesi için güvenlik önlemi almış olacağız. Böylelikle söktüğümüz zaman en azından tutabileceğimiz bir depomuz var şu anda. Artık civatalarını sökebiliriz. Depoyu buradan almamızın sebebi de haliyle burada bize kendimize alan açmak, daha rahat çalışabileceğiz. Bir de keseceğimiz nokta burada. Bu bölümde bir sıkıntı yok ama o bölümde hem kesme noktasına geliyor depo, hem de kaynak yapılacağı zaman problem olacağı için çıkartıyoruz. Şimdi bu civatayı tekrar deniyorum. Evet, gayet güzel gelmeye başladı. Depomuz askıda. Şimdi tam olarak indirmeden önce haliyle yakıt depomuzun hortumlarını da sökeceğiz. Aslında yakıt deposundan çekilen yakıt motora gidip geri dönüyor. Bir seferinde bir yarışta geri dönüş kısmı bende kırılmıştı. Ve etabın 30. kilometresinde yakıtım bitti. Tabii böyle bir yerde olduğu için de bulmamız zor oldu. Yolda kaldığımız için bitiremedik. Dolayısıyla burada da ufak bir bilgi olarak verebilirim. Yakıt deponuzdan gelen yakıt motorunuza gittiği gibi kullanılmayanı da aynı şekilde geri dönüş borusundan geri dönüp tekrar yakıt deposuna dönüyor. Günün bilgisi. İlk günden beri ikinciyiz kategoride. Bugün hatta belki bire yürüyorduk, yani çok iyi gidiyorduk son iki gün. Etabın 50. kilometresinde yakıt hortumumuz, daha doğrusu yakıt emiş borumuz kırıldı. Bu arada hava yaptığı için mazot çekememiş. Var olan mazotları dışarı atmış. Ha, bayağı bildiğiniz yakıt bitti.
Olsa da şu an zaten bir işe yaramıyor. Çekiç bekliyoruz. Çok denedik, çok uğraştık. Galiba bazı şeylerde biraz nasip. Yapacak bir şey yok. Şimdi ölçüm için biraz çalıştım. Sonra aklıma bir şablon yapma fikri geldi. Bu şablonu 3 boyutlu yazıcıdan çıkaracağım. Temel amacım ise buradaki kesim çizgilerini düzgün kesebilmek. Böylelikle koyup düz çizgiler çizebiliyor olacağım. Ve bu da bizim işimizi aşırı kolaylaştıracak. Sıra sonunda ölçüm yapmaya geldi. Ölçümlerden sonra keseceğimiz alanları belirleyeceğiz ve daha sonrasında taş motoruyla kesimlerimizi yapıp kaynağa doğru ilerleyeceğiz. Keseceğim noktayı iyi belirlemem gerekiyor. Bu alanı belirlemek için ise sütunun üzerinde bu tarz bağlantı noktalarından kaçınmam gerekiyor. Dolayısıyla benim burada ortalama 35 santim kullanabileceğim bir alan var. Kesiklerimi düz çizgi halinde yapıp kaynaklamayacağım. Daha mukavemetli olması için burada basitçe göstereyim. Şu şekilde bir kesik yapacağım. Ve aynı şekilde burada da bu şekilde bir kesik olacak. Birleştirdiğim zaman birbirlerinin üzerine oturacak. Şimdi bunu böyle koyduk. Büyükan geldi. Artık keseceğimiz noktalar belli. Taşlamamız burada. Gözlüğüm burada. Hadi artık başlayalım. Evet, bağlantıyı güçlendirmek için kestiğimiz parçadan böyle bir iç kılavuz hazırladık. Şimdi bunu buraya güzelce oturtacağız ve şurada açtığımız delikten ufak bir kaynak puntosuyla sabitleyeceğiz. Daha sonra oturtacağımız diğer sütun böylelikle çok daha sağlam bir satırda, daha düz bir şekilde oturabiliyor olacak. Şimdi bir kıstırma kullanacağım burada. Hop. Ve ufak çekiş darbeleriyle. Yerine getireceğim. Evet, kaynak makinemizi de hazırladık. Küçük de olsa şimdi bu aracın üzerindeki ilk kaynağımızı yapacağız. Hadi bakalım.
kaynağımızı hem buradan yaptık hem de içeriden yaptık. Şimdi kıstırmamızı söküyorum. Hala sıcak olabilir. O yüzden çok ellemiyorum. Evet. Gayet güzel bir oturma satığı yarattık burada. Şimdi sütunları birleştirdiğimiz zaman bu kılavuz sayesinde gayet rahat oturtabileceğiz. Her iki tarafı da aynı zamanda alt tarafta da bize bir destek sağlayacak. Böylelikle daha sağlam olacak. Yeni bir günden herkese merhaba. Dün gece çok yorulduk. Geç saatlere kadar araçla uğraştık. Kabaca birleşimlerimizi yaptık. Havalar da çok ısındığı için artık tulumlardan kurtulmamız gerekiyordu. Ve artık tişörtle karşınızdayız. Bundan sonra böyle devam etmek durumunda. Çünkü atölye maalesef çok sıcak oluyor. Dün geç saatlere kadar çalışmanın bir avantajı, bugün işimiz epey kolaylaştı. Aracımız kabaca birleşti. Bugün sanırım büyük gün olacak ve kaynağa geçip bu işi tamamlayabileceğiz. Bugün yapacağımız iş aracın referans noktalarını bulup buralardan çapraz ve dikeyde ölçümler yapmak. Ve dijital bir su terazimiz var. Bu teraziyle de bütün parçaların aynı düzlemde olduğundan emin olacağız. Ve kaynağımızı yapacağız. Görüşmek üzere. Sonunda bu iş de halloldu. Az önce ölçümlerimizi yaptık. Şu an aracımız terazide. Dikine ve çaprazlarda ölçümlerimiz tam. Satıflar birbirine aynı hizada ve her şey kaynaklamaya hazır görünüyor. Defalarca kontrollerimizi yaptık. Artık şimdi kaynaklayıp arabayı tekrar geri birleştirme zamanı. Ben kaynağa başlıyorum. Hadi bakalım. Şasinin yeniden birleşmesiyle beraber biz de bu projeye başlarken en korktuğumuz işi bugün bitirmiş olduk. Aynı zamanda çok yorulduk ama çok verimli oldu. Bugün bu işi bitirmiş olarak garajdan ayrılacağımız için Can da ben de çok mutluyuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.